Genshin Impact'te yadigar kasmanın ne kadar uğraştırıcı olabildiğini biliyoruz zaten. Bu videoda yadigarlar hakkında en temel konulardan en ayrıntılı bilgilere kadar size her şeyi anlatacağım. Eğer yalnızca eksik kısımlarınızı izlemek isterseniz diye de videoyu bölümlere ayırdım zaten. Hadi daha fazla zaman harcamadan ilk bölümümüze geçelim. Yadigar kasmak açıkçası zaman alan ve sıkıcı bir olay. Şanslı dayı da olduğundan iyi bir parça için aylarınızı bile harcayabilirsiniz. Her ne kadar durum böyle olsa da karakterlerinizi oynanabilir hale getirebilmek için elde etmeniz gereken şeylerdir. Bunun için bu videoda size etkili bir şekilde nasıl yadigar kasabileceğinizi göstereceğim. Daha fazla ilerlemeden önce şunu da söylemek istiyorum. Genshin'de eğlenmek için mutlaka iyi yadigarlara sahip olmanız gerekmiyor. Bu oyunu özel kılan şey onun hikayesi, karakterleri, dünyası ve keşif hissi. Yadigarlar bu deneyimlerinizi zenginleştirirken size yardımcı oluyor. Yadigarlar karakterinizin gücünü arttıran özel eşyalardır. Tüy, çiçek, saat, kade, taş olmak üzere 5 farklı türdedir ve her türden yalnızca bir tanesini karakterinize takabiliyorsunuz. Yadigarları elde etmenin de birçok yolu var. Teyvat'ı keşfederken bulabileceğiniz araştırma yerleri, sandıklar, düşmanlar, bosslar ve en etkili yol olan yadigar zindanları. Bu videoda özellikle yadigar zindanları üzerinde duracağım. Bir yadigarın bir tane ana ve en fazla 4 tane yan statı olabiliyor. Tüy ve Çin ana statları sabitken diğer yadigar türlerinin ise değişkendir. Ekrandaki tabloda diğer yadigar türlerinin olası ana statlarını inceleyebilirsiniz. Yadigarları seviye atlattığınızda ana statınız güçlenirken her 4 seviyede bir, eğer yan stat sayınız 4 değil ise yeni bir yan stat eklenir ve 4 yan stata ulaştığınızda da mevcut statlardan birisi rastgele güçlenir. Yadigarları geliştirmek için de diğer yadigarlarınızı harcamanız gerekiyor. Oyunda çok çeşitli yadigar setleri bulunuyor ve her setin kendine has özellikleri var. Bu setlerin güçlendirmelerinden yararlanmak için aynı setten belirli sayıda yadigar giymemiz gerekiyor. Bu genellikle 2 veya 4'tür. 4 parça yadigar giydiğinizde hem 2 parçalı hem de 4 parçalı set bonuslarından yararlanabiliyorsunuz. Üzerine 4 parça set bonusunu aktifleştirdiğinizde 5. yadigar parçasını herhangi bir setten giyebilirsiniz. Yadigarlar her ne kadar karakterinizi güçlendirecek olsa da yadigar kasmaya maceracı seviyeniz 45 olmadan başlamanızı önermem. Bunun sebebi macera rütbeniz 45 olduğunda son seviye yadigar zindanlarını açabilmeniz ve bu zindanları temizlediğinizde garanti bir şekilde 5 yıldız yadigar elde edebilmenizdir. Ayrıca macera rütbesi 45'te açılan mistik adak sistemi sayesinde istenmeyen 5 yıldız yadigarları harcayarak tercih ettiğiniz bir yadigar setinden rastgele bir parça elde edebilirsiniz. Macera rütbeniz 45 olana kadar oyunda bulduğunuz düşük nadirlikteki yadigarları kullanmanız yeterli olacaktır zaten. Bu süreçte reşinenizi, karakterlerinizin seviyesini, yeteneklerini, silahlarını geliştirmek için kullanmanızın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Karakterleriniz için en uygun yadigar setini öğrenmenin birkaç yolu var. İlk yolu bir karakterin yadigar sayfasının sağ alt tarafında bulunan çiçek simgeli butona bastıktan sonra diğer oyuncuların o karakter için en fazla hangi seti kullandığını görebilirsiniz. Hangi ana statlara ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için ise bir yadigar parçasının sayfasını açıp sağ üstteki butona basmanız yeterli olacaktır. Diğer yöntem ise 3. parti sitelerden yardım almanız. Örnek olarak bu siteyi verebilirim, sade ve anlaşılır bir yapıya sahip. Burada ihtiyacınız olan karakteri aratıp o karakter için en uygun silahı, yadigar setini ve bu yadigarlarda hangi ana ve yan statları hedeflemeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Ayrıca macera rütbeniz 45 olana kadar kullanabileceğiniz 4 yıldız yadigar setleri ve karakterinizin yeteneklerini geliştirirken hangi yetenekleri önceliklendirmeniz gerektiği gibi önemli bilgiler de burada mevcut. Artık hangi yadigar setini kasacağınızı bildiğinize göre şimdi o yadigarı elde edebileceğiniz zindanı bulup temizleme vakti. Zindanı temizledikten sonra yadigarlarınızı almak için ağaca doğru gidin ve ödülünüzü alın. Zindanı her tamamlayışınızda bir defa ödül alabilirsiniz ve ödülünüzü almak için 20 reçine harcamanız lazım. Bu süreci hızlandırmak için yoğun reçine kullanabilirsiniz. Yoğun reçine zindan sonunda kullanıldığında size 2 kat daha fazla ödül elde etmenize yarıyor.
Bir yoğun reçine yapmak için 40 reçineye ve bir kristal çekirdeğe ihtiyacınız var. Eğer zindanı tamamladığınızda envanterinizde yoğun reçine varsa, ödülünüzü almadan önce oyun size 20 reçine mi yoksa bir tane yoğun reçine mi kullanmak istediğinizi sorar. Yoğun reçineyi yalnızca yadigar zindanlarında değil, aynı zamanda silah ve yetenek geliştirme malzemelerini elde ettiğiniz zindanlarda da kullanabilirsiniz. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken diğer bir şey ise, karakterleriniz için yadigar seti kasarken çıkan diğer yadigarları görmezden gelmemeniz. Mesela çıkan ikinci yadigar setlerini başka karakterlerinizde veya ileride elde etmek istediğiniz karakterleriniz için saklayabilirsiniz. Böylelikle o karakterleri büyütmeye başlarken yadigar kasma safhasını es geçebilirsiniz. Ya da elde etmek istediğiniz yadigar setinden düşen bir parçada o an kastığınız karaktere uygun olmayan anasıza sahip bir yadigar başka bir karakter için uygun olabilir. Son olarak kade parçalarına dikkat etmenizi öneririm. Elde etmesi en zor parça olduklarından. Eğer yadigar kasarken güzel yan saplı herhangi bir element hasar arttıran kade bulursanız saklamanızı öneririm. Bir yadigar elde ettiğinizde çoğunlukla 3 tane yan satı olur. Eğer o 3 yan sattan karakteriniz için işe yarayan satlar varsa o yadigar 4. seviyeye yükseltip 4. yan satına göre geliştirebilirsiniz. Eğer işinize yarayan bir sat gelmediyse o parçayı saklayıp yine 3 yan satlı güzel bir yadigar bulduğunuzda eski parçayı seviye atlatma malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Eğer bir karakteriniz için yadigar kasma serüveninizin başındaysanız, standartlarınızı düşük tutup istediğiniz yan satlar gelişmediyse bile yadigarı maksimum seviyeye çıkartabilirsiniz. Böylelikle karakterinizi daha hızlı bir şekilde hazır hale getirip oyunda oynayabilirsiniz. Yadigar kasmaya devam ettikçe bu ortalama parçaları daha ileriyle de değiştirebilirsiniz. Diğer bir önemli konu ise yadigar kasmayı ne zaman bırakmanız gerektiği. Karakterinize iyi yadigarlar verdikçe gelişmek için potansiyeli o kadar azalır ve aynı zamanda karakter için yadigar kasmaya uzun süre devam ederseniz de reçenenizi boş harcarsınız. Ne zaman durmanız gerektiğini kestirmek biraz zor olabiliyor. Örnek olarak eğer karakteriniz crit tabanlı hasar vuruyorsa, yan satlarınızdan ortalama 140 CV civarı değer alıyorsanız durabilirsiniz. Eğer karakteriniz crit tabanlı değilse de, bunlar sap DPS ya da destek karakterleriniz olabilir mesela, yan satlara çok takılmanıza gerek yok. Yalnızca gereken ana satlı yadigarları max seviyeye yapıp direkt oynayabilirsiniz. Bu arada CV konusu açılmışken şu notu da vermek isterim. Eğer karakteriniz crit tabanlıysa kritik oran bölü kritik hasar oranının 1 bölü 2'ye olabildiğince yaklaştırmaya çalışın. Böylelikle ortalama hasarınız artacaktır. Videoyu bitirmeden önce son güncellemelerde gelen otomatik yadigar kitleme sistemini de bilmenizi isterim. Bu sistem bir yadigar çıkardığınızda eğer ana satı ve yan satları set bonusu ile uyuşuyorsa o parçayı otomatik olarak kitler. Bu özellik size kapalıysa buradan açabilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Genshin Impact ve Honkai Star Rail ile alakalı birçok video çekmeyi düşünüyorum. Bir video öneriniz veya isteğiniz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.